Biz bu videoyu sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bu video sizlerle birlikte Warner Bros. 2 gün önce kadar olması lazım. Bir duyuru yayınladı. Dedi ki Gelip video dedi. İşte dedi Godzilla vs. Kong'un ilk fragmanı pazar günü gelecek. dedi. Şu anda akşam saatleri ve ilk fragman geldi. Çok heyecanlıyım gerçekten. Acayip heyecanlıyım. Konuşmalarımı videonun sonuna saklayalım. Uzatmadan hemen izleyelim. Çok heyecanlıyım. Zaten şu arka plan posterine bakar mısın? Mükemmel değil mi ya? Üf, çok iyi duruyor. Hadi başlayalım. It's our only chance. We have to take it. Ah be. Oo. Güzel. Reis, Kong. The world needs him. To stop what's coming. And this child. She's the only one he'll communicate with. Bond. She had nowhere to go, so I made a promise to protect her. And I think that in some way, Kong did the same. Yeah. Canavarlar Kralı. These are dangerous times. Godzilla's out there and he's hurting people and we don't know why. There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. There was a war. Kong bows to no one. Çok şu sahne çok iyi değil mi ya? Of. Şu baltayla daldığı sahne çok iyi değil miydi ya? Bak ya bak. Çok efsane bir film bizi bekliyor şu an. Gerçekten muazzam bir film bekliyor bizi. Of. Çok güzel. Çok güzel. Of. Çok güzel. Ağlayacağım şu anda. Gerçekten gözlerim yaşandı. Şimdi anladığımız kadarıyla filmin konusu şöyle. En son yaşananlardan sonra işte Kong'u yakalıyorlar falan. Bir nevi Suicide Squad gibi düşünebiliriz. Hani kötü birini yenmek için en iyi kim yenebilir? Kötüler yenebilir. Öyle düşünülüyor burada da. Bir canavarı yenmek için en iyi ne kullanılabilir? Bir canavar kullanılabilir. İki efsane canavarımız var elimizde. Biri Godzilla, namı diğer canavarlar kralı. Öteki de King Kong. Yani adı üstünde. King Kong. İkisi de çok iyi. Gerçekten ikisi de çok güçlü karakterler. İşte Godzilla'nın ağzından şey atması. Burada gördük mesela King Kong'un baltası var. Çok iyi. Efsane gözüküyor. Filmin konusunu ben yani fragmandan anladığım kadarıyla şu anlık söylüyorum. Godzilla Bonjour. Gene ortaya çıkıyor. İnsanlar da diyor ki biz bunu durduramıyoruz. Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Akıllarına bir fikir geliyor tabii ki. Ne yapabilirler diye. Sonra başka bir canavar olan King Kong akıllarına Bonjour. Geliyor. King Kong. King Kong değil. Kong diyelim. Kong hani zaten böyle hafif bizim tarafımızda olan biri aslında. Ya yani bir nevi başrol gibi düşünebiliriz bu film. Bir nevi Kong'u bu filmde başrol gibi düşünebiliriz. Bize yardım etme şeyinde. O yüzden Godzilla'yı durdurma planında, yok etme planında şu anda. Plan bu yani. Godzilla'yı durdurmak için Kong'u kullanıyoruz. Bu sürede işte şehrin, dünyanın bayağı bütün
şehirlerin içinden geçiyoruz. Efsane olacak. Hepsi dümdüz olacak. Binalar, patlamalar falan. Ama önemli değil. Önemli olan ne? Önemli olan metrelerce büyüklükte bir gorille metrelerce büyüklükte bir dinozorun kavga etmesi. Bence efsane. Süper. Konu özetle bu. Kong hafif böyle daha uysal, daha evcil bir canavar olduğu için. Evcil canavar. O yüzden daha çok işlerine geliyor. Bu yani olay. Genellikle Jason Statham filmlerinde olduğu gibi hava veriyor bana. Yani bu işte ne bileyim köpek balığı. Meg mesela öyleydi. Çok güzeldi o da. Yani bir aksiyon filmi için gayet güzel, gayet yeterli bir prodüksiyona şeye sahipti. Senaryosu da gayet iyiydi olduğu kadar. Bu gerçekten farklı çünkü iki tane meşhur karakter Godzilla ve King Kong'u çoğu kişi biliyordur yani resimlerini gördükleri zaman falan. Direkt tanıyabilirler, seçebileceklerini düşünüyorum ben. Bu iki efsanevi karakteri tek bir filmde bir araya getirmek bence mükemmel bir fikir. Zamanında ne izledik? Kaptan Amerika ve Iron Man'i izledik Civil War filminde. Batman vs. Superman izledik. Muhtemelen sonu nasıl olur diye bana soracak olursan sonu şöyle olabilir. Batman ve Superman'de olduğu gibi. Ya ben fragmanı izlemeden önce böyle düşünüyordum açıkçası. Ortak bir şekilde biter. Yani ikisini de yakalarlar. Ya da ne bileyim ikisi de ölebilir falan. Ama bir tanesinin öleceğini çok fazla ihtimal vermiyorum. %25-%30 ihtimalle bir tanesi ölür. Diğer kalan yüzdelik kesimdeyse ikisi de aynı şekilde yakalanır falan. Öyle bir şey olur muhtemelen. Bardağımı da bu video için özel seçtim. IMAX seçeneği var mı bilmiyorum. Sonda yazmıştı belki ama HBO Max'te yayınlanacak. Sinemalara yayınlanacak. Beyaz perdeye vizyona girecek mi bilmiyorum. İnşallah girer, lütfen girsin. Çünkü bu filmi gerçekten izlemek isterim. HBO Max muhtemelen bildiğiniz gibi ücretli bir platform. Yabancı platform. Snyder Cut da orada çıkacak. Aynı şekilde Godzilla vs. Kong da öyle. Çok heyecanlandım gerçekten. Bütün iki gündür falan bu fragmanın gelmesini bekliyorum ve sonunda geldi. Of, çok güzeldi. Gerçekten efsane bir fragman olmuş ya. Şu hatta şeye bakalım bir saniye hemen. Şuradan bakalım IMAX. IMAX kesin var bu arada. Yanlış bir şeylere bastım. Videoya yanlışlıkla videoya dislike attım bir saniye. Hayır. Warner Bros. Şaka. Kazayla oldu. Ben dislike atmam asla. Burada yazıyormuş zaten. Vizyona girecekmiş muhtemelen. Vizyonda ve HBO Max'te ekstra sahneleriyle birlikte, abonelere özel ekstra sahneleriyle birlikte bu yıl 2021 yılında vizyona girecek Godzilla vs. Kong. Bakalım. Peki size sorayım o zaman. Size soruyorum. Peki bu iki muazzor karakterden sizce hangisi kazanır? Hangisi yener? Öyle diyelim. Yani şu an dünya gündeminde bu film denilince akla gelen tek bir soru var. Kong mu yoksa Godzilla mı diye. Sizce hangisi alır? Bakalım. Ya bana Godzilla çok güçlü geliyor açıkçası. Yani hani işte ateş püskürtüyor. Ne bileyim. Diğer filmlerden de gördük açıkçası. Çok güçlü geliyor bana ama Kong bu filmde bayağı balta işte ne bileyim. Minimum skill'ler açmış kendine. Çok efsane güçlü gözüküyor o da. Bilmiyorum. Büyük bir çoğunluk Godzilla yener diyor bu arada ama bekleyip göreceğiz hepimiz. Kong mu Godzilla mı? Size soruyorum. Sizce bu filmde Kong mu yoksa Godzilla mı yener? Hadi bakalım. Ben Kong diyorum ya. Godzilla daha güçlü muhtemelen ama ben Kong demek istiyorum. Yani. Bence böyle. Filmle ilgili zaten düşüncelerimi de belirttim. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle fragman tepkisi videosu istiyorsanız başka filmlerden fragmanlar gelmesini bekleyebilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Kanalıma aşağıdan abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Öyle. Bence gayet güzel bir video oldu. Öyle. Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay.